billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu s-salisu vel-işrune min suretil en'am. Nesefi tefsirinin En'am suresinin 23. ayetinden itibaren okuyoruz. Doğru mu? 23. ders. Ahmet doğru mu? 23. ders. 23. Ayet. Ders 59. ayet. Ben öyle demedim. 23. ayet. Ha, ben yanlış söyledim. O benimki de öyle. Bugün En'am suresinin 23. dersi 59. ayetinden itibaren okuyoruz. Vakit az kalmış. Artık ayet üzerine durmayalım. Direkt nesefe inelim. Ve indehum mefatihul gaybi. Allah katında ne var? Gaybın mefatihleri var. Bakın mefatih ya var mı? Bu neyin cemidir? Miftahın cemidir. Bazen mefatih yali gelir. O da miftahın cemidir. Ve indehu mefatihul gaybi. Allah katında gaybın miftahları var. Ama la ya'lemuha illa huve. O mefatihleri Allah'tan başka kimse bilmez. Anlıyorsunuz değil mi? El mefatihu cem'u miftahin. Bak kendisi de söyledi. Miftahın cem'idir. Ya mefatih miftahın cem'idir. Miftah anahtar demek. Miftah ne demek? Ahmet anlıyorsunuz. Ve huvel miftah. Miftah da miftah demek. İsmul alet. Hani miksahatun gelir, miftahun gelir, bir de mif'alun da gelir. Ne gelir? Mif'alun da gelir. Miftah da var, miftah da var. Miftahın cem'i mefatih yasız, miftahın cem'i mefatihdir. Ev hiye yahuta mefatihul gayb hazainul azabi ve rizki. Mefatihul gaybden murad rızık ve azap hazineleri demek. Bu da mefatihul gaybın ikinci manası. Mustafa anlıyorsun. Ev yahuta mefatihul gaybden murad ma gâbe anil ibadî. İbadlardan gâib olan, ibadların görmediği şey. O da nedir? Minestevâbi vel ikâbi vel acâli vel ahvâli. İkâbdir. Nedir? İkab görünmüyor. Sevap görünmüyor. İkab görünmüyor. Eceller görünmüyor. Ahvallar, olup biten ahvalları görünmüyor. Mefatihul gaybden murad bunlar da olabilir. Oldu. Neyse mefatihul gaybden murad miftah olabilir. Hazainul azabi ve rızık olabilir. Ma gâbe an ibâdi mine sevâbi vel ikâbi vel acâli vel ahvâli olabilir. Bunların hepsi olabilir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Peki, ya anahtar ne vardır? Kilitlere anahtar var. Kapilere anahtar var. Gaybın anahtarı yok. Nasıl ve indehum mefâtihul gayb demiş? Diyor, ce'ale yüce Allah kılmış lil gaybi mefâtihe. Gaybe miftahları, anahtarları kılmış. Gaybe mefatihleri idafe etmiş. Ala tariqil istiareti. Ne yönüyle? İstiare, kinaye yönüyle. Şimdi istiare, kinaye ne demek? Gayb olan şeyleri gayb olan şeyleri kilitle kilitlenmiş şeylere benzetiyoruz. O kilitle kilitlenmiş kilitler müşebbehu bihidir. Bu perdeyi çekin. Mefatihler nedir? Müşebbehdir. Burada müşebbeh zikredilmiş nedir? Mefatihler. Müşebbehu bihi terk edilmiş el eşyaul mustevsaku aleyha bil akfalidir. Kaydedir. Müşebbeh zikredilirse müşebbehu bihi terk edilir. Müşebbeh zikir edilir. Edilip müşebbehu bihi terk edilirse isare ne olur? Mekni olur. Ne olur? Mekniye olur. Neye benzetiyoruz? Gaybi eşyayı müstevsaka benziyoruz.
Müşebbe olan gaybi zikrediyoruz. Müşebbehu bihi olan eşyayı müstevsaki hasbediyoruz. İstiare mekni oldu. Karine ne nedir? Karine mefatihul gayb. Mefatin gaybe idaf olmasıdır. Buna istiare mekniyenin karinesi de denilir. Buna istiare tahliye de denilir. Tekrar ediyorum. Ce'ale lil gaybi mefatiha. Gaybe mefatihleri kılmış. Halbuki mefatihler kufurlara, akfarlara varlar. Gaybe yoklar. Ala tariqi istiareti. İstiare tariqiyle. Esfarul meniyeti. Nasıl meniyeti sebu'a benzetiyoruz? Müşebbe zikrediyoruz. Müşebbehu bir terk ederiz. Esfarın karnesi istiare tahliye oluyor ise burası da aynı öyle. Oldu. Pek biri derse istiare yoluyla. Yani gaybi neye benzetiyoruz? Eşyayı. Yani kilitlerle, kilitlenmiş eşyalara benzetiyoruz. Benzetme yönü var mı? Yani gayb ile eşyayı müstevsaku aleyhi arasında münasebet var mı? Evet var. لِأَنَّ الْمَفَاتِحَ Anahtarlar يُتَوَسَّلُ بِهَا Onlarla ulaşılır اِلَّا مَا فِي الْخَزَائِنِ الْمُسْتَوْسَقِ مِنْهَا بِالْاَغْلَاقِ وَالْاَخْفَالِ Ağlak, galakın cemidir. Ahfal, kuflun cemidir. İkisi de nedirler? Aynidirler. Hatta bazıları şöyle fark ederler. Hani anahtar kapıya taksan, çevirsen bu galaktır. Kuful, hani kilit takılıyor, anahtarla o kilit açılıp kapanıyor. O fark etmez. Burada anahtarlarla kilitlerle kilitlenmiş hazinelere anahtarla ulaşıldığı gibi öyle değil mi? لِأَنَّ الْمَفَاتِحَ يُتَوَسَّلُ بِهَا اِلَى مَا فِي الْخَزَائِنِ الْمُسْتَوْسَقِ مِنْهَا بِالْاَغْلَاقِ وَالْاَخْفَالِ Ha, şimdi mefatihul gayb. Nasıl anahtarlarla kilitli hazinelerin içine ulaşılıyor ise burada da bir takım eşyalarla Allah-u Zülcelal'ın gaybi ilimlere ulaşılır. Yani gayb olan şeylere ulaşır. Allah zaten bilir. Kullarına, peygamberlerine, evliyalarına bildirdiklerini biliyorlar. Bilmedikleri bilmiyorlar. Mağib olan şeyler bir takım vesilelerle ulaşılıyor. Nasıl ki hazineler, kilidi hazinelere anahtarla ulaşılıyor. Şimdi neye benzetildi? Mefatih. Yok, mefatihlere nereye ulaşılır? Kilitli hazinelerin içindeki şeye ulaşılır. Tamam. Ve men alime bu sefer mefatihaha kim o hazainlerin anahtarlarını bilirse diyelim, hangi anahtar hangi hazinenin ise bunu bilirse ve keyfiyete fethiha ve keyfiyete fethiha o hazainlerin açılmasının keyfiyetini de bilirse anahtar kilitin deliğine sokulur. Böyle soldan sağa çevrilir, açılır. Kim bunu bilirse ne eder? Tevessale ileyha. O hazinelere ne yapar? Ulaşır. Anahtarlarla kilitli hazinelere ulaşılır. Kim anahtarları bilirse, hazinelerin anahtarları bilirse, o kilit anahtarlarla hazineler nasıl açılıyor onu da bilirse, o bu anahtarlarla neye ulaşır? Hazinelerdeki, hazinelerin içindeki mal mülke ulaşır. Peki burada amacı ne? Burada fe'erade, Allah-u Zülcelal irade etti ki ennehu, Allah huvel mutevessilu ilel meğibati. Meğibat, mugayyebat. İkisi de okunabilir. Yani fe'erade, Allah-u Zülcelal burada irade etti ki ennehu, Allah-u Zülcelal هُوَ الْمُتَوَسِّلُ اِلَى الْمَغِيبَاتِ وَحْدَهُ Sadece mağibatlara veya mugayyebatlara Allah ulaşır. لَا يَتَوَسَّلُ اِلَيْهَا غَيْرُهُ
Allah'ın gerisi o gaybere ulaşmaz. Nasıl Allah ulaşır, Allah'tan başka kimse ulaşmaz. Bunu neye benzetiyoruz? Kemmen indehu mefatihu akfalil mehazinin, mehazin mahzenin cemidir. O kimse gibi ki onun yanında hazinelerin, kilitlerin, anahtarları var. Bak, hazinelerin, kilitlerinin anahtarı kendisinde. Bir de ve ya'lemu fethaha. O anahtarlarla o hazinelerin açmasını da bilir. Fehve o kişi yalnız el mutevessilu ila ma fil mehazini. Hazinedeki mallara ancak o ulaşır. Ondan başka kimse ulaşmaz. Yani biz burada ne yapmışız? Allah-u Zülcelal gayiblere ulaşması, gayibleri bilmesi, ondan başka kimsenin bilmemesi, bu neye benzetilmiş? O adam ki hazinelerin anahtarları yanındadır. O anahtarlarla hazineleri açabiliyor. Hah, Allah'ı o adama benzetmişiz. Nasıl o adamdan başka hazinenin içinden olup biteni kimse bilmiyor ise, Allah'tan başka gaibleri kimse bilmez. Keramet yok mu? Keramet Allah'ın verdiği gaibleri Allah bilir. Gaiblerin bazı cüz'i şeylerini istediği bazı kullarına bir meslahete binaen verebilir. Ama alel itlak gaibi Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın gayrisi cüz'i bir şeyler bilirse o Allah'ın bildirmesiyle olur. Allah'ın bildirmesi olmadan kimse gaybi bilmez. Teşbih bu yönüyle. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez. Nasıl ki hazinelerin anahtarlarını kendisinden tutup o anahtarlarla hazine açabilen kişiden başka hazinenin içindeki malı kimse bilmediği gibi Allah'tan başka gaiblerde olan şeyleri kimse bilmez. Oldu. Kıyla bu ayetten şöyle bir cümleyi kuruyor. Mert dikkat ediyorsun. Kafiyeli. Kıyla indahum mefatihul gayb. Allah katında ne var? Gayb anahtarları var. Ve indeke mefatihul ayb. Senin yanında da ayıpların anahtarları var. Olur mu olmadı? Ne var? Allah katında gaybın anahtarları var. Yani gaybi bilen Allah. Senin yanında da ayıpların anahtarları var. Bir sürü ayıpların var. فَمَنْ آمَنَ بِغَيْبِهِ Kim Allah'ın gaybine iman ederse, sizinki gaybi değil mi? Kim Allah'ın gaybine iman ederse اَسْبَلَ اللّٰهُ Allah çeker, اَسْسَتْرَ örtüyü çeker, ala aybi, onun aybi üzerine örtü çeker. Bakın ne güzel. İndehum mefatihul gayb. Kafiye nedir? Ahmet nedir? Son harf gayb. Ya ile ba değil mi? Ve indeke mefatihul ayb. Gayb, ayb. Aynı oldu mu? Femen amene bi gaybihi. Bağla gaybihi. Son nedir? Ba ilaha esbelallahu essetre ala aybihi. Bak böyle kafiyeli biri burada bir satırlık bir ibare kurmuşlar. Nedir? İndehum mefatihul gayb ve indeke mefatihul ayb. Benimki ise gaybdir. O sizinki ayb mi? Sizinki doğru. Femen amene bi gaybihi esbelallahu essetre ala aybihi. Ve ya'lemu ma fil berri. Karada olan her şeyi Allah bilir. Karada ne var ki Allah bilsin? Minen nebati bitkilerdir ve devabi hayvanlardır. Karada çeşit çeşit bitkileri, hayvanları Allah bilir. Vel bahri, bahardakileri de bilir. Baharda ne var? Minel hayvani, çeşit çeşit deniz hayvanları var. Vel cevahiri, cevherler var. Ve gayrihime bunların neyi var? Gayrileri var. Yani karadaki nebatlar, devabları, denizdeki hayvan, cevahir, inci, çeşit çeşit incileri Allah bilir. Ve ma teskutun min verakatin. Hiçbir yaprak ağaçtan düşmüyor.
İlla ya'lemuha. Allah onu neyden bilir. Yani Allah'ın ilmi bilgisi dahilinde ağaçlardan yaprak yere düşer. Allah'ın ilmi bilgisi dışından yaprak ağaçtan düşmüyor. وَمَا تَسْقُتُوا مَا لِنَّفِي. Ma niçindir? Ma nef içindir. وَمَنْ لِلْاِسْتِغْرَاقِ. Menden içindir. Şey, وَمِنْ لِلْاِسْتِغْرَاقِ. Hani ma-i nafiyeden gelen min istigrak için olur. وَمَا تَسْقُتُوا مِنْ. Ma لِنَّفِي وَمِنْ لِلْاِسْتِغْرَاقِ. Ne demek? اَيْ يَعْلَمُ عَدَدَهَا. Yaprakların adedini, dünyada ne kadar ağaç var, her ağaçta ne kadar yaprak var, bunların adedini Allah bilir. وَاَحْوَالَهَا. Bunların ahvallarını, durumlarını Allah bilir. قَبْلَ سُقُوتِسْ. Daha ağaçtan düşmeden önce de bilir. وَبَعْدَهُ. Düştükten sonra da Allah Zülcelal bilir. وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْاَرْضِ. Yerin karanlığında, yerin dibinde hiçbir hab, bir dana yok ki. وَلَا رَتْبٍ. Hiçbir yaş hab yok ki. وَلَا يَابِسٍ. Hiç kuru bir hab yok ki. اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ. Hepsi kitab-ı mubinde kaydedildi. وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ عَطْفٌ عَلَى وَرَقَةٍ. Neyin üzerine atıftır? Verakat üzerine atıftır. وَدَاخِلٌ فِي حُكْمِهَا. O da verakatın hükmüne giriyor. Verakatın hükmü nedir? Allah'ın bilgisinin dahilindedir. O zaman yerin karanlıklarında, öyle değil mi? Buğday tanaları, yani yiyecek hububatlar, yaş kuru hububatlar, hiçbir şey yok. İlla ya'lemuhu. Allah neyde? İlla fi kitabin mubin. Hepsi kitab-ı mubinde bilir. Ve kavluhu illa fi kitabin mubinin bu ke tekriri li kavliha illa ya'lemuhu. Allah'ın Kur'an'a bakın. İlla ve ya'lemu ma fil berri vel bahri ve ma tasu min varaqatin illa ya'lemuha. Gördünüz mü? İlla ya'lemuha. İlla fi kitabin mubin, onu tekrar eder. Niye? Manaları aynı mı? Evet. Lianna mana illa ya'lemuha ve mana illa fi kitabin mubin vahidun. İkisi aynıdır. Nedir? Ve huve ilmullahi. Allah'ın ilmidir. Şimdi diyor, düşen hiçbir yaprak yok, hiçbir yer karanlığında dana yok, illa Allah bilir. Tamam. Diğerinde ne diyor? Bak, hiçbir ağaç yaprakları yok ki illa Allah onları ne der? Bilir. Hiçbir hab yok, ratib yabus yok, illa kitab-ı mubinde. Kitab-ı mubinde olan Allah'tan başka kimse bilebilir mi? Hayır, kitab-ı mubinde olmak da ilmi Allah'a khastır. İlmi Allah'a khas olmayı gerektiriyor. La ya'lemu illallahu dese yine ilmi kime khastır? Yine Allah'a khastır. İkisinin manası aynıdır. Nedir? Allah'ın ilmidir. İlla fi kitabin mubinin manaları vahidun ve huve ilmullah. Kitab-ı mubinden murad nedir? Allah'ın ilmi. Evil levhu yahut nedir? Levhul mahfuz. Levhul mahfuzda olmak Allah'tan başka kimse onun bilmemesini gerektiriyor. Allah'tan başka kimse bilmiyor ise demek levhul mahfuzdadır. Başka yerde değil. İnsanların, kulların, mahlukatların bileceği bir durumda. Sümme khatebel keferete bi kavlihi. Yüce Allah bu sefer kafirlere hitap ediyor. Ve huvellezî yetevaffâkum billeyli ve ya'lemu mâ cerahtum binnahâri. Sümme yeb'asukum fîhî liyukdâ ecelun musemmâ. Sümme ilih merci'ukum. Sümme yunebbi'ukum bimâ kuntum ta'melûn. Hemen tefsire bakalım, bunu da okuyalım. Ve huvellezî yetevaffâkum billeyli. Gecelen sizi vefat ettiriyor, öldürüyor. Ne demek sizi vefat ettiriyor? Ey yakbidu enfusekum anit tasarrufi. Nefislerinizi tasarruftan alıkoyuyor.
bir tamami. Tamamıyla nefislerinizi çalışmadan, çabalamadan alıkoyuyor. Nerede? Fil menamı. Uykuda. Mustafa sen gece yatarken hiç ders çalışıyor musun? Yok. Bir iş yapıyor musun? Hayır. İnsan uykuda tamamen tasarrufta ne yapılıyor? Alıkonuluyor. Ha o zaman Allah-u Zülcelal gecelensi vefat ettiriyor. Demek geceleyin sizleri, nefislerinizi tasarruftan, çalışmaktan, dolaşmaktan komple ne ediyor? Alıkoyuyor. Ve ya'lemu ma cerahtum bin nahari, yani kesebtum fihi minel asami. Kesebtum fihi minel asami. Anlıyorsun değil mi? Gündüzleyin kesip etmiş olduğunuz günahları da bilir. Gecelensi tasarruftan alıkoyuyor. Günah münah da işlemezsiniz. Başka bir amel de yapamazsınız. Ama gündüzleyin işlemiş olduğu amellerden sizi alıkoyuyor. Gündüzleyin işlemiş olduğunuz günahları bilir. Sümme yeb'asukum fihi. Sizi dirit, gönderir. Nerede? Fihi naharda. Ne demek sizi naharda diritir? Yani sümme yuqizukum fin nahari. Gündüzleyin ne yapar? Gündüzleyin sizi uyandırır. Oldu mu olmadı? Gece sizi öldürür. Gündüz günahlarınızı da bilir. Uykunuzu aldıktan sonra sabahleyin sizi tekrar ne eder? Diritir. Oldu. Nasıl mana ettiğimizi bildiniz mi? Ve huvellezî yetevaffakum billeyli ey yakbitu enfusekum men tasarrufu bitamami fil menami ve ya'lemu ma cerahtum bin nahari kesebtum fi bin al-asami summe yab'asukum fihi summe yuqizukum fin nahari ev takdiru yahut ayetin takdiri budur summe yab'asukum fin nahari gece sizi vefat ettirir uykuya daldırır gündüzleyin sizi ne eder diriltir oldu mu olmadı ve ya'lemu ma cerahtum fihi. Gündüzleyin işlemiş olduğunuz amelinizi de bilir. Bakın dikkat edin. Şimdi ayette takdim tahir var Ahmet. Ve huvellezî yetevaffakum billeyli. Ayete bakıyorsun. Gece sizi öldürüyor. Yatmak suretiyle ölüyorsun. Sümme yeb'asukum fihi. Sonra ne yapıyor? Ahmet ne yapıyor? Diriltiyor. Sonra ve ya'lemu ma cerahtum bin nahari. Sonra siz hani uyandınız ya. Günah işliyorsun ama günahlarınızı bilir. İkinci mana bu şekil takdim tehirli mana ediyor. Ahmet anlamadı. Ubeydullah bildin mi? Bakın evi takdirum sümme yeb'asukum fin nahari. Bak bu muakhir olan ikinci sıraya mana ediyor. Bu sefer ve ya'lemu ma cerahtum fihi. Peki mana bu şekilse niye Kur'an'da ma cerahtum bin nahari sümme yeb'asukum fihinin önüne geçmiş? Diyor فَقُدِّمَ الْكَسْبُ Kesip مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارَةِ takdim edilmiş لِأَنَّهُ اَهَمُّ Gündüzleyin uyanmak fazla önem arz etmiyor. Önemli olan gündüzleyin yapılan amellerdir. Oldu mu? Peki gündüzleyin amel yapılır, günah işlenir. Geceler yapılmaz mı? Yapılır. Burada çelişki var mı? Hayır. Bak diyor ve leyse fiyye ennehu la ya'lemu ma cerahna billeyli gündüzleyin işlemiş olduğumuz günahlarının bilmesi gece işlemiş olduğumuz günahları bilmeme anlamına gelmez. Gece işlediğimiz, gündüz işlediğimiz günahları da bilir. Gece işlediğimizi de bilir. Birini söylemiş, birinden iktifa etmiş. Amel gece de yapılır. Ama genellikle amelin çoğu ne zaman yapılır? Gündüz. Onun için ve ya'lemu ma cerahtum bin nahari dedi. Gece söylemedi sağda gündüzü söyledi. Niye? Amelin çoğu çünkü gündüz oluyor. Bir. Bir daha ve la ennehu la yetevaffana bin nahari. Dedi gece sizi vefat ettirir. Yani uykuya daldırır. Ya gündüz hiç yatmıyor muyuz? Gündüz bizi yatırmıyor mu? Yatırıyor. Niye söylemedi? Ya gece yatırıyor demek gündüz yatırmıyor anlamına gelmez. Gündüz de yatırıyor, gece de yatırıyor. Birini söylemiş, diğerinden iktifa etmiş. Peki niye gece söylemiş, gündüz söylememiş? Çünkü yatmak gece daha fazla.
Galip insanlar gece yatıyor. İnsanlar, gündüz yatanlar da gece daha fazla ne ediyorlar? Yatıyorlar. Hulasa amelin çoğu gündüz işlendiği için. Uykunun çoğu gece uyulduğu için, yapıldığı için amel gündüze nispet edilmiş. Vefat etmek, uyumak da geceye nispet etmiş. Birine nispet edilenin aynısı diğerine de var. Ama azse de var. Birinin zikriyle diğerinden iktifa etmiş. Oldu. وَلَيْسَ فِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا جَرَحْنَا بِالْلَيْلِ وَلَا أَنَّهُ لَا يَتَوَفَّانَا بِالنَّهَارِ. O zaman فَدَّلَّ اَنَّ تَخْسِسَ شَيْءِ بِالْزِكْرِ. Herhangi bir şeyi zikre hasetmek لَا يَدُّلُ عَلَى النَّفِي مَعَدَاهُ. Onun maadası nefine delalet etmez. Gece yatılır. Gündüz yatılmaz anlamına gelmez. Gündüz amel işlenir. Gece amel işlenmez anlamına gelmez. لِيُغْدَ اَجَلُ مُسَمَّا. Niye gece yatırıyor, gündüzü uyandırıyor? Ta ki müsemma zikir edilen ameliniz bitsin. لِتُوَفَّا الْاَجَالُ عَلَى الْاِسْتِكْمَالِ. Eceliniz tamamıyla bitsin. Diyelim birine eceli 80 sene, 100 sene. Ya gece gündüz yatmasa, uyanmasa, yatmasa, uyanmasa günler geçmez, aylar geçmez, seneler geçmez, nefes sayıları tüketilmez. Dolayısıyla ecel bitmemiş oluyor. Bunlar yapılıyor. لِيُغْدَ اَجَلُ مُسَمَّا لِتُوَفَّا فَالْاَجَالُ عَلَى الْاِسْتِكْمَالِ. سُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ. Yatıyorsun, kalkıyorsun, ecelinin sonuna bitiyor, ölüyorsun. Ama dönüş Allah'a rücudur. رُجُعُكُمْ. Rücu etmeniz bilbasi bas suretine badın mevki. Neden sonradır? Ölümden sonradır. Anlıyorsunuz değil mi? İşaret etti ki merci'ukum mesteri mimidir. Rucu manasındadır. İlehi onun haberidir. Rucu'ukum bil basi ba'den mevti. Ölümden sonra dirilmek suretiyle rucuğunuz Allah'adır. Sümme yünebbi'ukum bima kuntum ta'amelun filleylikum ve nehayikum. Öldükten sonra Allah'ın huzuruna vardıktan sonra gece gündüz yapmış olduğu amellerinizden haber verir. Kale ba'du ehlil kelam inne li kulli hasetin hazil havasi. Göz, kulak, burun, el, bu havasların her biri için ruhan ne var? Bir ruh var. Tukvedu inden nevmi. Uyku esnasında o ruh kabed edilir. Böyle bütün azalar ölürler. Sümme turaddu ileyha. O ervahlar, o ruh, o azalara reddedilir. İza zeheben nevmi. Uyku gidince o ruh tekrar o azalara geri döner. Bildiniz mi? Fe emmer ruhu leti tuhya bihen nefsu. Ama o ruh ki nefs onunla diri kalıyor. Hani ölüme karşı olan ruh. فَاِنَّهَا لَا تُقْبَدُ. Yatmayla o ruh kabed edilmez. Ancak illa عِنْدَ اِنْقِدَالِ اَجَلِ. Ecel bitmeden hakiki ruh kabed edilmez. Nefisteki zattaki ruh kabed edilmez. Yatmayla azalardaki ruh kabed edilir. Uyanmayla o ruh tekrar geri azalara gelir. Bak gözün ruhu gidiyor, göz görmüyor. Kulağın gidiyor, kulak işitmiyor. Burnun gidiyor, burnun koku almıyor. İnsan yatınca bu azalardaki ruh gider. Uyanınca geri gelir. Ama nefsin ruhu o gitmez. Ecel bitmeyince kadar gitmez. O gittiyse geri gelmez. Ancak kıyamette geri gelir. Vel muradu bil ervahin. Ervahlardan murad el maani. Maanilerdir. وَالْقُوَلَّةِ وَقُوَّتْلَا كِي تَقُمُ بِالْحَوَاسِ. Yoksa şimdi gözün ruhu, ya gözün ruhu nedir? Gözdeki görme kuvvetidir. Kulaktaki işitme kuvvetidir ruh. Onların ervahlarından murat budur. وَيَكُنُ بِهَا اُقُوَّتْلَا لَوْلُ الْاَسْسَمْعُ وَالْبَسَرُ وَالْاَخْزُ وَالْمَشُّ وَالْشَمُّ. Seme kulak, beser göz, ahız el, meş ayak, şem burun. وَمَّانَ ثُمَّ يَبْعَسُكُمْ فِيهِ اَيْ يُقِيزُكُمْ. Sizi uyandırır. وَيَرُدُّ اِلَيْكُمْ اَرْوَحَ الْحَوَاسِ. Havasların ruhlarını size geri reddeder. فَيُسْتَدَّلُّ بِهِ. Bu söylediğimizle delil getirilir. Yani yatmak suretiyle kişi ölüyor, uyanmak suretiyle diriliyor. Bununla delil getirilir. عَلَى مُنْكِرِ الْبَاسِ. Kıyameti inkar edene delil getirir. Sen diyorsun insan öldükten sonra dirilmiyor. Bak insan yatarken bir çeşit ölümle öldü. Uyanırken bak tekrar diriliyor. İşte ölüp toprağın altına girmek
yarın kıyamete dirilmek aynı bunun benzeridir. Sen nasıl bunu inkar etmiyorsun, edemiyorsun, onda inkar etme hakkın yok. لِأَنَّ هُشَّ الْحَرْ بِالنَّوْمِ تَزْهَبُ اَرْوَحُ هَذِ الْحَوَاسِ Sizin tezhebu mudur? Yezhebu da olur, tezhebu da olur, yüzhebu da olur, tüzhebu da olur. Çünkü nevmla yezhebu veyahut da tezhebu اَرْوَحُ هَذِ الْحَوَاسِ Bu havasların ruhları gider. ثُمَّ yahut da yüzibu ervaha hazil havası. Allah-u Zülcelal uykuyla bu havasların ruhlarını götürür. Sümme yarudduha, tekrar bu ervahlar reddeder ileyha bu azalara. Fekeza yuhyil enfuse ba'da mevtiha. Nefisler öldükten sonra Allah ne ediyor? Diritiyor. Bakın. Yüzibu ervaha hazil havası sümme yarudduha ileyha. Bu şekil okuyabiliriz. لأنه بالنوم تذهب أرواح هذه الحواس ثم ترد bak تذهب أرواح هذه الحواس ثم ترد bazı nüshelerde bak ترد nüshesine göre تذهب okunur يرد nüshesine göre ya yüzhibu okunur ne okunur yüzhibu لأنه Allah bin nevmi, nevm sebebiyle yüzibu götürür, ervaha hazil havasi götürür, sümme yarudda, sonra tekrar ne eder? Reddeder. O ervahları ileyha havaslara. Bu bir. Yahut da liennehu bin nevmi tüzebu ervahu hazil havasi sümme töreddu. O şekilde okunabilir. Oldu. Mesela anladınız değil mi? 61. ayette duralım. Bugün biraz acele ettik. Yarın kendinize göre az az mutala yapın. Az az okuyalım. Acele etmeyelim. Muahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.